Hayır, YouTube'lara ben onun videosu. Kız gitti YouTube'lara, kocaman Sibel Baysal. Seray benim biramı çaldı dedi. Kız hiç utanmıyor mu? Kocaman kadınsın. Kocaman ben canım. Senin sorunun yanında. Bir dakika. Orada şimdi o mevzuya geliyor. Madem ben burada ötüyorum madem. Sibel. Ankara'da. Ankara'da derneğin ilk kurucularından olan bir insansın. Merve Sultan'la beraber. Mert Hanım'la beraber. Evet. Tamam mı? Ha. Neden kalkıp da seni oradan birbirine götürüp dernekle alakalı, hayır dernekle alakalı bir gün Sibel Baysal benim hakkımda kötü konuşmamıştır. Konuşmaz da. Evet. Ben dernek seni neden maçlattılar dedim. Seni neden maçlattılar dedi sana şimdi. Öyle dedi. Ben de şunu söylüyorum. Sibel Baysal bunu benden öğrenmek istiyor. Sibel Baysal şunu çok iyi biliyor ki ben dernek kurucusu olabilirim. İmza attım ama hiçbir zaman mücadeleyi sen yaptın. Zaten çalışmadan da demet miydi? Demet. Avrupa'ya taştı. Öykü senin götüne şişe. Demet değil. Hiçbir şey konuşamaz. Çünkü ben dernekte aktif olarak hiçbir zaman çalışmadım. Hiçbir zaman. O da onu biliyor. O da biliyor. Bir dernek kurucusu. Sibel Baysal benim malımı, mülkümü de nasıl aldığımı, ne şartlarda aldığımı, neler çektiğimi de çok iyi bilen bir kadın. Aksine bir laf koyarsa gerçekten Allah katında yeri yoktur. O benim bilir ne yaptığımı, ne ettiğimi. Aa, bir de dernek olduğunu, ilk kurucularından olduğunu biliyorum. Sen niye başlattılar diyor. Kız ben kurucularındayım, halen kurucusundayım. Ben çalışmadım ki başlatılayım. Çalışan değilim. Ben de aradım, Ankara'yı aradım. Ben geçenlerde bir önceki Instagram hesabımda Seyhan Soy ve Sisi buraya yayına gelmişti. Cansel vardı. Ben vardı, bir de Melis mi vardı Cansel? Melis vardı herhalde. Ben dedim, Ankara'yı aradım. Ben dedim aynı Sibel'in dediği gibi kondom diyeyim bari de. Kondom istedim, kondom yok kalmadı dediler bana. Aynen ödüler. Niye yok? Neden? Bence Sibel, sen o derneklere yakınsın. Sen onların bulunduğu yere gidip sen kendin oradan alabilirsin, sana vermek zorunda var. Bence Sibel, olarak ben söyledim ama eskiden ihtiyacım vardı. Şimdi yok. Şimdi yok, kocası var. Kocam var, eniştem var Gülnur. Ona da pek kullan. Şimdi kolonu bıraktım mı? En kral kurucu ama işte o şeyi kullanırım. Tamam, size kolonu sorayım. Kolonu tamam mı? Yalan konuşuyor, yalan konuşuyor. Bu hanımefendi baştan sonra yalan konuşuyor. Bana demeyendi, derneğin yolunu bilmez. Hiçbir zaman derneğe gitmez. O klavye kaşarlı, o Instagram kaşarlı, bunda adet edinmiş. Bu insan derneğin yolunu bilmez, aktivizmi bilmez. Onların yardımlaşma, hiçbir şey bilmez. Bu kadın iftira atıyor hep. Sen orada, iftiracı bu kadın. Orada, bu kendi iftiracı. Evlerinle, Allah'ın evi aslına bakarsa, fani dünyada yaşıyoruz da. Dernekten... Daha dernek yokken benim evim vardı. Zaten Sibel Baysal, sen biliyorsun. Daha dernek yokken. Seyran'da Çarkat'ın Nazım'ın kızıydı. Kız değildim. O benim kızımdı. O benim kızımdı. Ben sana gene bir şey demiyorum. Gene sana saygı duyuyorum. Ay ne güzel konuşuyor. Sen karşımda bir şey var. Ay Nur Nimet inmiş bir kadın. Ya sen yarın. Sakallı kadın benim kızım da. Bak buradan seni izliyorum. Gülüyorsun gözlüklü. Gözlüklü malum şahıs. Bak buradan izliyorum seni. Gülme. Nazan'ın hiçbir zaman kızı olmadım. 5 tane insan benim kızım da.
Yani yok canım, Melis benim her zaman orada, mankenim her zaman orada durur benim. Ha. Ben onu alıştım, ben onu görmeyince bir tuhaf oluyorum. Kızım benim. Allah razı olsun. En sana da bir çocuğum var. Olarak iyi. Sibel, aynısını sen bana yaptın kısaca. Gündür için hatırlarsan. Ben de sana yaptım yani bir zaman sonra. Neden gelmek istiyor bir selam? Yani bu şaka gibi olmuş oluyor. Şaka değil, hayır. Gerçek. Gündür, bak, Gündür'ün bana yaptığı çok ayıp bir şeydi. Sibel, ben yalan konuşmam biliyorsun. Gündür çok ayıp etti bana. Senin lafınla, ben o Gündür'le arkadaştım zaten biliyorsun. Konuşurduk, ederdik, muhabbet, sohbet. Kaç kere de seninle onu ben barıştırmadım mı? İnkar etme yani, biliyorsun. Aynen. Ben barıştırmadım. Başak da barıştırdı, ben de barıştırdım. Kaç kişi şey yaptım. Sen zaten bir kişi bu adam değil. Ben de şu an intikamımı aldım. Hayır. Ben intikamımı aldım. İntikamımı aldım. Hani o o arkadaşımızın adı geçmesin yani. Ben Emel'in Selay gelecekmiş galiba. Yok canım, ne alakası var? Yok, Melis niye gidiyor canım, sen ne alakası var? 5 dakikada ineyim geleyim. Hayır dursa, hayır. Lavaboya gidecek, lavaboya gidecek. Hayır. Lavaboya 5 dakika hemen gidiyor geliyor. Kamerası açık kalsın canım, kamerası açık kalsın. 5 dakika alıştık Slim'in yayını. 5 dakika geliyorum hemen ben şimdi. Bir türlü... İyi, hadi o zaman. Hadi geliyorum ben. Selay Sibel'le karşı karşıya gelmez ama onu söyleyeyim size. Niye? Geliyor. Ben rica edeyim ama tamam. Ben sevgili alacağım beni söz. Sibel'den kapat. Sibel'den Selay'ın arasında şey mi var? Var mı siz Sibel? Bilmiyorum. Tamam, alıyorum. Gelsinler o zaman, tamam. Selay olursa bir dakika. Aramızda bir şey var mı Sibel? Yok, bilmiyorum ya, ben öyle. Ay yok diyor kadın, görmüyor musun? Ayol, Sibel'in astronik olduğu gecede Selay bunun pizzini çorlamadı mı? Üşletti mi? Yok, zaten ama şakasına, gülümün. Yedi bitirdi beni siz Sibel. Can sen yanımızda değil miydin? Küründen yaptın. Evet, Allah. Evet, gördüm. Biliyorum zaten. Dur bakalım. Ben gönderdim ona. Bir dakika. Selay gel. Gel yavrum. Gel evladım. Gel minik kızım. Gel çocuğum. Gel yavrum. Oy. Ay Sibel nasıl bakıyorum acaba sen bak. Kafirler der gibi. Yok Oksan, gerçekten Ankara'da benim arkadaşım yani, biliyorsun burada. Hani başıma bir olay gelse. Selay'cığım buyur gel hayatım. Oy, şu an Selay gelemedi. Dur bakalım. Selay geliyor musun, gelmiyorsun? Şu an çalıyor şey. Hayır, katılamıyor yazdı. Selay katılamıyor yazdı. Bir dakika. Bilmiyorum, Selay'la bir sorunuz var mı Sibel? Oksancığım, şöyle bir olay oldu. Al diyor, şimdi al dedi. Bak, şimdi al diyor. Al da diyor, hadi alayım. Bir dakika. Al diyor. Al. Ama bir dakika, bu Selay değil ki. Kaç tane Selay var ya? Bak, Selay Ulusoy alt çizgisi var ha. İki tane Selay var, o değil. Tamam, iki Selay yazıyor. İki Selay yazalım mı? Hadi bakalım, nasıl? Nereden aldı? Pelopu Cansel, Kelaynak Cansel, Pelopu Kelaynak Cansel. Gel buraya. Selay aldım anacığım, hadi gel bakalım. Neden? Aşağıdan aldım da aldım üstüne. Sibel kızlar, bak Sibel başkasının yayına katıldığında kendi yayında her aldı yer, her şeyi yapar. Ama başkasının yayınında asla saygısını bozmaz. Bak burada emin olur. Ben bunu söyleyeyim size, inanın buna. Sibel gerçekten onu yapıyor. Evet, doğru. Kendi yayında yapar ama başkasının yayında yapıyor. Ay Sibel'e baksana, bir türban takmadığı kalmış. Korkudan. Ayol, kafa öldü ya. Hoş geldin yavrum. Yeni evime. Aa, çok teşekkür ederim hayatım. Ev hediyesi ne aldın bana? Ev hediyesi yine. Üçü bir yerde alacağım sana. Ya üçü bir yerde. Hoş geldin hayatım. Sen niye bu Sibel'in pizzerini çorluyorsun gecede? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Hoş geldin ya. Cansel'cim, inanılmaz güzel görünüyorsun.
Aa canım benim, hani, teşekkür ederim. Selen'cim, ben geçen bir yayın yaptığımda, ben birilerinden duydum. Ben çünkü sosyal medya kapanmasına... Hayır ben... Ben itiraf ediyorum. Ben bir özgürlerimi... Ben söylediğime. Bak kaç senelik arkadaşız burada. Bir senelik... Ben okşamı tanımadan... Size diyorum ki hanımefendi, övgümü bir bitirim. Ağzımdan aldın lafı. Cansel Hanım, çok güzel saç olay yakışmış. Bir. İkincisi, hayırlı olsun Okşancığım. Bu sağ ol. Sen benim hemen hemen tanıdığım 3 yıllık arkadaşımsın. Sosyal medyadan da hemen hemen 2 yıllık arkadaşım. Elime de geldin. Real anlamda da hemen hemen benim 6-7 aylık beni tanıyan, bilen bir insan. Bak, benim o 20 yıldır bir tane Ankara'da yaşayan hanımefendi. Abla sizin kesintili geliyor. Yok, normal geliyor Sibel. Beni 20 yıldır aynı Ankara'da ortamda bir kadın beni, beni tanımıyorsa ben ona hiçbir şey söylemem. Hayatımda bu hanımefendi için hiçbir zaman bir yerde ismini zikrettim mi? Asla. Kimse duymaz. Hayır. Duyamaz. Ama bu hanımefendi, benim bir videolarım var. Özellikle Bursa'da bir tane Ada Valentino'yla bir canlı videomuz vardı. Bu hanımefendi, ben orada onunla tartışırken onu çekip YouTube'a atmış. Sustu. Okşan, Selen kimi anlatıyor? Sesi bana az geliyor kız, duyamıyorum ha. Sibel, kamerayı bir yaklaştı, şey yap, senin şeyin ağzını. Selen, sen de biraz kameraya yaklaş abim ya. Yaklaşıyorum. Şimdi bu hanımefendi, benle yaşça ve ortamca... Seni anlatıyor Sibel, seni kimi anlatacak? Ortamca büyük hiçbir zaman saygımı bozmadı. Bir zaman. Ve bu hanımefendi, ben hiçbir zaman... gerçekten ne etkinlikimdir, ne bir sosyalitede bulunmuşumdur. Sadece tanıyorumdur. Ortamda görmedim. Bana demiyor kız Okşan, beni yıllardır tanır o. Başkasına söylüyor. Ya biz bir dakika, siz Ankara, ikiniz de Ankara'da yaşıyorsunuz, Selay ve Sibel. Hiç bir araya gelmediniz mi real, gerçek anlamda? Hayır. Hiç birbirinizi canlı görmediniz, selam da mı vermediniz? Hanımefendi konuştu. Selay'ın ilk kocasını tanırım ben kız. Hüseyin abiyi. Hüseyin abiye bana saygısı var, yoksa beni ne yapardı bilmiyorum da. Sesi bana kesinlikle geliyor. Ama şimdi bir dakika. Gerçek hayatta gelmedik demeyin, yalan konuşuyoruz. Çünkü bizim burada İstanbul Harbiye'de düzenlenen Süper Fabri'de gecede geldiniz bir araya, yalan konuşuyoruz. Hayatım, ben Sibel Baysal'la yıllardır Ankara'da arabasına da binmişimdir, sohbet etmişimdir. Her şeyini bilen bir kadınım. Ama bir hayatlarımız ve düzenimiz, ortamımız çok farklı oldu. Onun da işleri farklı, benim de işlerim, hayat farklılığımız olduğu için bir yerde hiçbir zaman yan yana gelmedik. Ama ben şunu anlayamıyorum. Sibel Baysal, ne kadar ön yargılı bir kadınsın. Sen kaç yaşına gelmiş bir kadınsın. Ben senin, sana bu kadar saygı duyarken, YouTube kanalım var, Facebook kanalım var, Instagram kanalım, her şeyim var. Bir güne bir gün seni hiçbir şey, bak net bir konuda bilmediğim hiçbir şey için hiç kimsenin ismini geçirmedim. Ama Sibel Baysal benim bir röportajımı alıyor, YouTube'a atıyor. Okşan'ın yayında Selay yaptı. Ya. Kara çocuk yapmıştı. Ya niye bu kadar ön yargılısın ablacığım? Ben seninle... Abla zaten ben onu konuşacaktım. Benim duyumum bu. Çünkü ben üzülüyorum. Senin de hesabına böyle bir şey olsa, ben geneleme olarak konuştum bunu. Bak, gel. Kim olursa olsun. Bak ben bu kadar sana... Benim adım geçti. Lütfen kalp atmayın ya. Sana ama kadar... yalan geçirdiler, ama doğru geçirdiler. Ama sonuçta senin lafın adın geçti. Lütfen adımın geçmesi önemli değil. Sen yılların trans kadınısın.
Sen hiçbir şey net olmadan, hiçbir şey net olmadan deli konuşan bir kadın mısın? Bakalım. Hayır, yoksa nasıl? Bak. Mesajları yazdım, okumuyor bayıl bu mesajları. Deli bir şeyin yok. Kafandan, oradan, buradan bir şey tut. Aşkım sen beni tanımıyor musun? Yani sen niye Selay'ın adını kullanıyorsun ya YouTube'larında? Veya benim ablacığım, ben alıp YouTube'lara atıyorum. Ben duyduğumu söyledim. Duyduğumu söyledim. Çünkü kara çocuk denilen kişi zaten Okşan'ı sevmiyor. Tobi. Sen de kara çocukla iyisin. İki. Birine gitti. Kulübler yapmadan iyi oldu Selay'cığım. Bir tane. Selay seni bir daha alacağım Selay. Ay. Selay dondu, seni bir daha alıyorum Selay. Dur Sibel, Selay'ı bir daha alayım. Dur. Selay'ın interneti madde olduğu için böyle sürekli dönüyor. Fakir Selay, fakir. Dur, ama bir şey söyleyeceğim ya Sibel. Az önceki kullandığın çocuğun ismini tekrar bir daha kullanma. Sonra bir de atıyor ona, ay senin ismini geçirdin orada. Anladın mı? Ben bir şey, ben bir şey demedim. Ama evet, kullanma o ismi. Allah. Bir de bin katıp da atıyorlar biliyor musun? Yok, ben kullanırım da Okşan kullanmasın. Okşan'ın başına gelmesin. Hayır, bu sefer de diyor ki Sibel kullandı da diyor, niçin diyor, Okşan da ona diyor müdahale etmedi. Hiç gerek yok yani, üç kullanma o çocuğun ismini. Evet, ama bak Sibel'le bence Sibel'le Sibel'in karşılıklı bu şekil çok kaliteli konuşuyorlar şu an bence. Çok kaliteli bir konuşma var bence şu anda. Vallahi. Evet yani kaliteli bir konuşma var. Madilik yok. Sen aydın, sen devam et. Dondun az önce, o yüzden şey yaptım. Madilik yok mu? Telefon. Ben bu hanımefendi diyorum. Hiç alakam olmayan bir hanımefendi. Hiçbir sosyal şeyde bulunmadığım bir hanımefendi. Neden benim canlı yayınlarımı alıyor YouTube'a koyuyor diye. İkincisi neden benim geçirip Okşan'ı Selay patlatmışlar. Kız işim gücüm yok, ben Okşan'ı mı patlatıyorum? Selay'cığım, canım benim bir tanem. Senin adın geçtiği için genel olaraktan ben bu tür şeylere sadece Okşan için değil, kim olursa olsun, bir insan olsun, abone olsun, ne olursa olsun, bir takipçisi de olsa, hesabı da hiç kimse de olmamış olsa şikayet etmek kahpeliktir demek istedim. Şey diyor, yani bazı kişiler arkadaşlarım o yüzden diyor. Genelleme olarak yani, ben sana demedim. Ben şimdi bilemem, Allah görüyor diyeyim, başka bir şey demiyorum ki benim. Bilemem şimdi ben. Nasıl kendimizden yayın açıyor, ben yayın açıyorum. Eğleniyorlar, ediyorlar, gülüyorlar. Kimi matrak geçiyor, kimi ciddi alıyor, kimi gözüyle gülüyor. Yani o yüzden yani sosyal medyaya şikayet etmek ne anlama geliyor ya? Bana 160 TL Selay'cığım, 160 TL para gönderen bir insan İzmir'den. Ağladım ben bugün 2-3 saat yayın. Ağlamamak için yemin ederim gözlerimden yaşlar geldi. Şey Okşan, ismini vermeyeceğim ama özelden şansen sana da gerekirse Selay'a da. Yani şey. Söyle, benim tanıdığım biri değil mi? Benim tanıdığım biri. Mesela abi. Selay'ın internetin maki. O hep düşüyor. Yapacak bir şey yok. Valla Selay düştü hayatım. Zaten söyleyeceğini söyledi. Yani. Selay daha almayayım o zaman Selay'ı. Ya gerek yok. Alma. Boşver. Ben kendisinden 60 TL istemeden Okşan bana kalktı, dedi ki ne? Sibel abla dedi. Ben dedi sana dedi içimden geldi dedi. İzmir'e ipucu verebilirim. Ama ismini vermeyeceğim. Eylem başlıyor Ceylem. Abla boşver. Boşver Okşan'cığım. İkisinden biridir. Yok şey değil. Yok. Ayol ne? Canım, sağ olsun var olsun boşver. Ha. Ondan sonra Fatih'e beni şikayet ediyor ablacığım. Zaten senin yanında laçom mu var? Kim gülüyor?
%60 benim gözlemlerden dolayı değil. Şeyden dolayı.